İnsan oldum olası yaşamın kısalığından yakındı. Bugün de değişen bir şey yok. Önemli olan kısa ömürde herhalde unutulmayacak anılar ve iyilikler biriktirmek. Dönüp baktığında geçmişine gülümseyerek anlatmak hatıralarını. Su misali akıp giden ömür yolculuğunda bu haftaki konuğumuz alın teri dökerek ömrünü bereketlendiren Sabri Aytekin amcamız. Bedir amca, evet. Biz seni tanımak isteriz. Bedir amca kimdir, nerede doğmuştur? Ben de Ağzıkaran'da doğdum. İreşberdim. Ağzıkaran'da doğdum. 79'da 79'da evlenme yaptık. Evlendik. 79'da evlendik. 79'da mı diyorum hala? Şey. Nasıl? 69'da. 69'da evlenme yaptık. Beşinci ayda evlenme yaptık hanımına rahmetine. Rahmetin 10 üstüne oldu. 14 senedir 10 üstüne oldu. 2007'de vefat etti bizim hanım. Havada tümör vardı. Tümör akasıyla götürdüm gazeteden. Tümörden kurtaramadık. Bir ay içinde hastaladım. Vefat etti. Ondan bu yana işte bekar işte. Yine böyle gittik. Yine bahçe vardı köyde Ağzıkaran'da. 50 kök ceviz vardı. 60 kök elma, ceviz, çivitali. Yani fındık nevi vardı yani. Bahçenin içinde 4 dakika yer vardı. Her taraf doluyordu yani. Sebzişiyle, mivayla doluyordu. Anladın çok mı? Çok çocuk var mıydı? Çocuk yok, hiç çocuk yok. İkisi öyle hanım rahmetlik düşük yaptı. Bir derdi olmadı. İşte bu kutsadan bir evlat aldım yani. Bir yaşında aldım. Onu da büyüttük işte. İnegöl'e gittim ben. İnegöl'de köyde biraz sıkıntı yaptılar bana. Muhtarlık tarafından. Anladın mı? Oradan İnegöl'e gittim. İnegöl'de 5 sene kaldım orada. İnegöl'de ne iş yaptınız? İnegöl'de işte oğlan vardı. Hani gidip orada çalışsın da kendini kurtarsın diye. O da oraya vardı. Bütün arkadaşlar kendine araç yapmış. Ondan oraya buna telefon almış. Kevil olmuş. Yani 8-10 bin lira şey parası, telefon parası ödedik orada İnegöl'de. Oradan kaçtık buraya kaldık. Burada işte işe soktum 3 saat daha. Bir de hayırsız olan. Onlar burada da çalışmadı orada. Oğlan derken evlat kaldınız. Öyle de. İşte bir yaşında, 1,5 yaşında vardı yani oğlan. Anası babası trafikasında ölmüş. Abimiz ölmemiş yani. Sağmış daha da. Allah Allah. Yani, siz öldü diye aldınız. Öldü ya. 3-4 tane Ulu Cami'nin orada, o zaman park vardı orada. Ulu Cami'nin orada kadına diyor, rabatımız bana dayanmadı. Dedi şunlar dedi, çocuk konuşuyor dedi. Bizim çocuk yok, bakalım diye. Çidilerse bizi alar bunu da. Hacı dedi bana. 87'de biz hacıya gittik rahmet hanımına. Maşallah, Allah kabul etsin. Amin. O zaman otobüsüne gittik. Irak'tan gittik o zaman, otobüsüne gittik. Rahmet hanımına. Onda işte o anası babası trafikasında öldürülmüş. Öldürmüş bizim hanıma. Benim bir yol oturuyorum. O da hanım oraya vardı. Anası babası trafikasında öldürdü. Ölmemiş yani. Birisi şimdiki bir Konya'da babası. Şeyde şu Anşa. Babası adı şey. Annesinin adı Anşa. Babası adı Fatih. Ne bir şeydi adı. Adını unuttum ben ona. O da sağmış hani. Ramazan askerden gelirse ona yine orada adrese vurmuşlar, telefonu vurmuşlar. Ben sen dayın oğlum işte, sen anne hasta, sekeret yatıyor. Ramazan sen, ben senin dayın oğlum diye. Ramazan burada geldi, annesini burada yokladı. Ondan sonra ben geldim oraya, şeye, bir gün oraya geldim annesini oraya. Bana çok dua etti, iyi yetiştirmişsin çocuğu. Ağzıma 120 kilo gelirdi oğlan. Oğlan 120 kilo gelirdi. Öyle bu çişmanlar değil yani. Da diyeceğim öyle, ona da hayırsız çıktı onlar da. Oğlanı da verdim, oğlunu da annenin de babanın da. Aman de baba dedi, ona muallimi uğraşıyorlar dedi. Ben de senin daire var diye söyledim de. Onlar da dedi, senin dairen almak için uğraşıyorlar dedi. İşte öyle bir vakit geçirdik. İşte kendimiz oraya buraya çok gittik. Çok dolandırdılar beni, beni çok dolandırdılar. Benim abim dolandırdı beni, onun sonra eniştem dolandırdı. Amcam oğlu dolandırdı. Şimdi benim aksada 10-15 tane dairem olacaktı. Allah'ımın her şükür güne gider de iyiyim yani. Maaşım var, iyi gördüm. Bir de dairem var. Allah'ımın her şükür işte. Bu hastalığı olmasa iyiyim de hastalığı bizi pirişan ediyor. Hastalığı ne zamandan beri var? Hastalığı işte aşağı var. 5-6 senedir oldu. 5-6 senedir var. Daha şimdi fazlalaştı yani.
O zaman şey değil mi? Şimdi camiye gidip gelemiyorum yani. Aslım mı var? Aslım var, piroşit var, kolesterol var, kalp var işte, kalp, kalpten ameliyat oldum şiirden, anca öldüm geldim Kayseri'den. Diyeceğim işte, köyde çok çeşit iyileşmelik yaptım ben, aşağı 35, 45 tane iyileşmelik yaptım ben. Çift sürerdim, at çiftine, pulluram sürerdim. Ondan sonra hanımın sap getirdik arabadan, sap yükledik, rahmetlik abimle sap getirdik. Diğerimiz şey, düğün sürerdik atına, düğün sürerdik. Bir atından sabah getirdi, bir atından düğün sürerdi bir. Dedi, samanla, mamanla çok uğraştık, iyileşmeyle çok uğraştım. Diyeceğim yani, ömrü boşa geçirdik yani. Diyeceğim, yani Allah'a emanet şükür. Aşağı var. Hacı falan da gitmişsin. Evet, 2007'de, 2009'da Ümrü'ye gittim yani. 2003'de, 2009'da Ümrü'ye gittim. Allah hem sizin kızlar nasip etsin Allah. Amin, anladın amin, mı? Sağ. Allah tutanlardan eylesin. Amin, Allah. Amin. Şimdi yani ben kendim ölmek değilim. Estağfurullah. Benim şey kursama şu kadar haram düşmedi. Yani küçükten bu yana düşünüyorum şöyle. Yalnız kendi işimine uğraştım. Kendi işimine, aşımına uğraştım yani. Yalnız benim param çok iyiler. Birinci abimiydi, ikinci amcam oğluydu, üçüncü iyileşmeydi. Diyeceğim yani biz çok iyileşmelik yaptık. İyileşmeyle biz saman toz yunan şeyle almıştık yani. Ben iki sene bir de cihar içtim iki sene. O da 50 sene geçiyor içtim cihara. Başka hiçbir şey hiç kullanmadım, içmedim. İçki de kullanmam, hiçbir de kullanmam. Diyeceğim işte, ömrünü boşa geçirdik böyle. Kimse şey dediler, Bedir amca eskiden güreşçiymiş, güreşçi. Çok güreşirdim. Nerede güreşirdiniz? Böyle bir yere mi giderdiniz? Yok, cihane bizim orada çaylık vardı köyde. Köyde çaylık vardı, at güderdik atı, at, çaylık vardı, çakardı atları. Onlar orada, 5-10 arkadaş, biri girdik, güreşirlerdi. Ve çok iyi vurdum adamla ağzından kopmuyor geldi ağzına şey geldi beni çok güreşmez derdi benimle güreşmez derdi beni yıkan bizi yıkan diye. Adam iki metre boyunda adamı aldım yere vurdum ağzından kopuk geldi. Allah Allah. Ya şu adam kendi daha sağ şeyde bir çakat şey, Hollanda'da. Fransa'da. Onlar da. Diyeceğim yani çok iyi güreşirdim ben. Maşallah. Yaş kaç tanıcı? Hı? Yaş kaçtı? Yaş işte 49 doğumluyum da, Anadolu'nun 43 yılı Anadolu'nun, Nuhus'ta 49. 49 yani, Nuhus'ta 49 doğumluyum yani. Babam 5-6 yaş küçük yazdırmış hani. O zaman şeyi varmış, toprak şeysi varmış. Virgi yerlermiş, virgi. İsmet'in zamanında, öyle öşür alırlardı. Adam tırnağı çıkardı, buğdaya çıkardı. Belediyen haber olmaz, devlet haber olmazsa bu yerden bir avuç götüremezdi evime. Gel dedi, öşürdü orayı, öşür aldı. Onu da götürdü dişide Mersin'e ofisleri doldurur orada, kuyruyormuş orada, kuyruyormuş, denize dökülürmüş. Öyle aramadım, İsmet Ünlü. Anladın mı? Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Diyeceğim yani, ömrümüz böyle geldi geçti işte. Babam vardı rahmetli babam, evet. Bizim şeye geldi, bahçeye gelirlerdi. Demir tüzü vardı bakan, şey vardı, Yaşar Abaş vardı. Ondan sonra Fikret vardı. Şeyi. Buna hep milletvekili Ahmet Aytekin'in kahvesi içelim diye köye gelirlerdi. Köyde bizim ceviz vardı şöyle. Ceviz. Babanızın kahvesi mi vardı amca? Hı? Kahveniz mi vardı babam? Yok, babam kahve içerdi kahve. Çayına kahve içerdi. Ahmet Ağa'nın kahvesini çerindirmişler kahve. O diyor mu kahve içerdi, çayına kahve içerdi babam rahmetli. Şöyle bu şey ocağı vardı, bu şey basmalı şöyle şu ocağı. Dört ayağını, onunla çay kahve pişirirlerdi. Babam üstüne bakanlar gelirdi. Niğde'den, ondan sonra Ankara'dan, Kayseri'den gelirlerdi bakanlar. Babamın çay içmeye gelirlerdi, babamın görüşmeye gelirlerdi. Yani bu ülkede babamı tanımadık kimse yoktu yani. İsmi neydi babanızın? Ahmet Aytekin. Baba orada köyde hırsız değil de hırsı. Kütükte Ahmet Aytekin gezerdi. Geçerdi. 12 kardeşlik, 6 oğlan 6 kız. Aynı adamın Ali babadan 6 oğlan 6 kız vardı. Yani. Şimdi kaç yaşıyor? Kim? Kaç tanesi yaşıyor şimdi? Şimdi 7 tane var ya. 6 mı? Şimdi 4 kız var, 2 de oğlan var. 6 kız. 6 tane. 6 tane yaşıyor işte. Ötekiler. Gelirler mi, giderler mi, seni sorarlar mı? Gelir giderler mi? Gelmezler, gitmezler. Ben hastaneye yattım da, şimdi cumartesi pazar var orada, Aytekin parketi var. Evet. Orada ben hastanem, benim de orada. Ne yapacaksın sen, söylemek de olmuyor. Şimdi orada o afetin olduğu gibi, benim de orada.
Anladın mı? Benim daha hürme de bağlı dedi. Orada 96'dan 97'den daha yaptırdı oraya. Abim yaptı. Kendi yani mevhat etti de hakkımı halletmedim yani. Anladın mı? Şimdi orada Aytekin Parkı'da vardı. Göbek'te şey, Aytekin Parkı'da dediler. Orada cumartesi pazarı orada. Belki de gördün, görmedin orada pazar vardı. Orada bizim yeğeni olur, abimin oğlu olur. Bu ev senin? Benim. İşte bu. Mal bölümü olarak da bu. Hepimiz gelir falan var mı amca? Gelirim var mı? Gelirim işte, bir maaşım var işte. 1450 para alayım maaş. Eşiden, Bağkur'dan. Allah razı olsun, Recep Tayyip Erdoğan bir şeyden daha ben daha ayıramazdım daha bir şeyi de. Bir şey süt üründen, bu da şeyden Allah razı olsun bize yardım etti yani. Tayyip Erdoğan. Da onların 36 38 bin para yatırdım da biz emekliye ayrıldılar. Tek 38 bin para yatırdım. Devlete. Onun sonra acaba mı dediler? Sos çıkardı. 2 3 ay sonra sanki şey, maaşın geldi dediler. 350'ye başladı. 350'den başladı maaş gelmiyor. Şimdi 1450'ye 1460 lira para alıyorum. Ya. Allah bereket versin. İyi diyor, bana iyi diyor. Yani. Gelen giden var mı peki hani seni ziyaret eden? Bir daha polis vardı işte emekli. Urucu Aytekin. O da şu şeyde Fatih Bahçesi'nde. O gelir gider. Başka gelen olmaz. Yemeğini açtığında nasıl yaparsın? Yemek açtığında? Yemek işte bazı toz yaparız, bir toz makası var. Sucuyla, ondan sonra yumurtayla. Genelde şiddetim ona gözüm kesmiyor yani. Kapı kaşığı da öyle kalır bazı yıkarım, bazı kalır öyle şiddet mutlaka. Allah kimsenin başı olmuyor. Çok zor bir çok. Hacı teyzen nasıldı? He? Hacı teyzen nasıldı? Rahmetli. Çok iyiydi çok. Rahmetli çok iyiydi. Birbirimizi sevdik artık. Benim köyde 7-8-9 tane adamlar kızımızı, bacımızı verelim sana diye. Falan eve bir dükür geldiler bize. Allah Allah. Biz hiç içmedik. Bizim teyzenin kızı olur burada. Akrabam olur, teyzemin kızı olur. Yani babasına söyledi, ben Sabir alacağım baba demiş. Ben kimseye almam demiş. Sağdan sonra ona dükür çok gelmiş dedi. Almadı. Ben de onu alacağım diye işittik. Öyle bir şeydi. Vaat yetişti, o da çabuk gitti. O bende aşağı var, 10 yaş küçüğüydü, filan küçüğüydü. Allah seni gönderdi. Amin, çok iyiydi, rahmetlik. Ben olmayacak, ben de yemek ne yemezdi, benim gözlerdi. Ama hepçilere geçmiş herhalde, hep sürekli çalışarak, sürekli reçberlikle. Çok çalıştım, çok. Adana'da çalıştım. Ondan sonra Mersin'de çalıştım, Mersin'de denizin dibinde yatardık. Pamuk torbalarının ağrısında yatardık. Bekçiler kollardı. Tren istasyonun içinde yatardık. Tren vagonun içinde yatardık orada. Yağmur yağdı. Mersin çok yağmur yağdı kışın. Yazın geldi burada köyde işimi gördüm. Kış oldu mu ya? Mersin'e Adana'ya giderdim çalışmaya. 5 liraya çalıştık. 25 liraya çalıştık. O da iş zorlu bulunurdu. Ben çalıştığım için beni çok iş aldı götürdülerdi. Adam beni götürdü mü işe çağırdı bakarlar. Ondan sonra devamlı geldi beni alı giderdi. Bizim aşağı bizim köyde 15-20 kişi vardı Mersin'de. Onu götürmezlerdi. O paranın altında ben kışın 250-300 lira para kazandım gelirdim ben. 25 lira. Çok çalıştık. Ama boşaymış. Allah kimse yalnız kumasın. Annem babası. Ya Allah selamet versin. İyi. Allah'a selam söyle çocuğa. Hacı gittiler mi? Yok gidemediler. Bekliyorlar. Buraya yazıldılar. Ben yine tekrar yine yazıldım yine. Evet. Hacı'ya yine yazıldım yine. Çıkarsa giderim diye. İnşallah. Geçen sene hoca dedim ki hoca bizim gider mi? Ömür'e sefer gittim geldim dedim. 87'de gittim. Bir de 2009'da Ömür'e gittim. Hacı amca nasip dedi. Çıkardı belki dedi. Öyle, sen nasip, sen gider çok olmuş dedi. O iş şimdi dedi. Hocamış o iş kaldı. Şimdi bir de gidersen de ben dedim ki, hasta olmaz mı? Söyleyecektim. Hocam diyecektim, müdürü o da geliyor ya, bulacağımın oraya. Diyeceğim, hocam. Ölen olursa, kalan olursa, gidemeyen olursa, onu yine ben al diyeceğim. Söyleyeceğim, bir daha gidin bu muhtemelen toprakla bir daha görün diyeceğim. Oralar nasıl? Oraları bize anlat. Çok, oralar çok. Anlatmanın çıkmaz yani. Allah'ım ben şükür. Şeye yakınıdım, Betullah. Betraş 30 lira kadardır.
Mine de öyle. Orada o da yakınadı. Yakın otobüsü de yakınadı benim şeyler. Sabaha da gidip orada ibadet yapardım. Namaz kılardım. Kur'an okurdum orada. Anladın mı? Allah herkese nasip etsin. Allah tutanlardan eylesin. Medine de iyi. Medine yalnız Mekke'ye biraz Araplar çok şey diye pislik kullanıyorlar. Medine çok temiz. Medine'yi çok temiz tutuyorlar. Mekke'nin olduğu yer bayağı her taraf soğuklama olay hep batkın yani. Anladın mı? İyi bakmıyor oralara. Medine çok temiz Medine. Ben gittiğimde üç katta vardı, hep kerpiçti, taşıdı, kerpiçti o 87'de gittiğimizde. Şimdi de 30 kat, yani 10 kat aşağı yok. Evet. Ben saydım 32, 33 kat bina yapmışlar. Hepten daraltmışlar birini, Mekke'nin olduğu yeri de, Medine'nin olduğu yeri. Esen daha mı gelişti o? Hı? Betullah'ın olduğu yere daha mı gelişti? Daraltmışlar oraları. Eskinde, şimdiden biz Aksaray'da çarşının içinde namaz kılardık biz, burada ezan okunurdu. Yetişemezdik şeye. Betullah'ın olduğu şeye olduğu yere, önüne ezan ikinci ozana. O tabi öyle orada, her tarafta namaz kılardı, dururlardı kıbrıya. Betullah oraya, halk oraları dururlardı, Betullah'ın olduğu yere. Rahmetlik hanıma gittim dedim ki Hacı dedim kaybolursan dedim bak şu altın oruk vardı bak şurada altın oruk şurada merdiven dedim burası otur dedim kaybolduğun zaman ben seni arar bulurum burada bulurum seni dedim olurdu Hacı dedi ben bir tarafa gitmiyorum kaybolursan dedim buraya gel burada oturun dedi işte Ümre'ye gittim de aklıma geldi orada ağladım yani. Ümre'de ağladım Ümre'de Rahmet hanım burada oturuyor burada. Orayı görünce yani, oraya gelince orada altın oruk arasında oraya gelince aklıma geldi Rahmet Hacı böyle böyle oturuyor dedim ağladım orada ya. Allah herkesin nasipsiz olaylara. Allah nasipsiz size de inşallah. Gitmek lazım gitmek. Biz genç gittik rahmetin hanımına, biz genç gittik. İyi maşallah. 87'de, kaç sene oluyor 87'de gittiğinizde? 2007'de mevat etti. 30 yıl falan ediyor işte. 30 yıl falan ediyor. 32'de 33 sene oldu. Şimdi daha fazla olur da. Tabii. Niye canım işte? Vallahi ömrü beşe getirdik. 5 sene şeyde kaldık. Yine kolda kaldım. 6 sene buraya geldim. Orada doktor dedi ki abici dedi buranın kirli havası vardı. Sen burada yaşayamadın. 3 tane doktor bana tesis ettirdiler. Aksaray'ın havası iyi, Aksaray'a gitmen lazımdır. Anladın mı? O doktora bizi buraya gönderdi. Orada iyi bir dairem vardı. Orada dairem vardı. Yine kolda da. Allah'a şükür. Yine de iyi ki yana şükür. Şu nefes darlığımın konuştu olmasa. Gece çok darım. Gece uyuyamıyorum hiç. Sabahda bir saat, bir buçuk saat uyumu yok. O yana dönem, bu yana dönem. Sabahına saat 4:30-5'te kalkarım. Nefes alamıyor değil mi? Orada şey, zeytinyağı içerim. Onun şey, yumurtanın sarısını içerim. Onun sonra süt koyarım. Gece yoğurt, saat 1'de 2'de yoğurt yedim. Anladın mı? Oraya yattım yere koyarım. Şimdi arkadaşlar bir arayamışlar da bak hanıma söylediler bir harem de içerdiniz. Yaparız, içeriz. İçeriz anne. Allah razı olsun. Olsun bugün yapsınlar bir söyle de. Ayarlar. Orada yoğurt var buzdolapta. Burada komşular falan gelip gitmiyor mu? Komşular falan gelip gitmiyorlar mı? Hiç kimse, burada kimse bizi tanımıyor. Burada kimse bizi tanımıyor. Bir bazı gelip çağırırsam, bir bazı gelirse tanırsam. Geçen daraldım burada, çağırdım. Öyle bir gelip çağırdım. Gelmedi, kendim burada ameliyat geldi, ameliyat aldı gitti. İşte o bir hastanede yattım, ameliyat, Allah razı olsun. O da karşısına geliyorlar adamlar. Allah işlerine güzelliğine rast gelsin. Daraldığım zaman ameliyatı tele ödeyeyim, hemen geliyorlar. O da karşısına geliyorlar. Benim arkamı gelene de geliyorlar. Sağ olsun, Allah razı olsun. Allah teala ömrümüze, milletimize sabır ümresin ya Rabbim. Amca diyorsun ya hani ömrü boşa geçirdik diye. He, ömür boşa geçirdik. Gençlere tavsiyen nedir? Gençler ne yapsınlar da ömürleri dolu geçsin? Ben 3 sene Avustralya'da kaldım. Orada turist gittim buradan 73'te. 73'te turist gittim. Avustralya'da 3 sene kaldım. Orada baktım oradan yemezse içmezse sevmedim. Oradan kendim içciydim. Oradan geri döndüm geldim. 76'da geri geldim. 73'te gittim. 76'da geri geldim. Şimdi bayağı orada 35 euro gönderiyorlar. Aşağı 50 sene oldu ben oraya geleli. 45 50 sene oldu. Avustralya'dan geleli. 73'ten 76'dan bu yana hesap ettim. Kaç sene oluyor? Bayağı ediyor yani. Aşağı oraya 50 seneye yaklaşıyor, 45 50 sene yapıyor. Ya ula benim hakkımı yedi bak. Burada tercüme dedim, ya ben böyle Avustralya'ya çalıştım dedim. Orada 20 günlük, 20 aylık çalışmış konuluyor.
üstüne kaldım orada. Sigortanı falan yapmamış. Sigorta yapmamışım firma. Anladın mı? Yalnız şöyle, ben asfaltta çalıştım. Karel işte çalıştım. Kışa saat 11'de mi ne? 10'da mı? Buraya 3 ay bir indiler gönderdi firma. Çünkü dışarıda o kar çok yer oraya kar çok yağdığı için dışarı iş olmazdı. Anladım. Onun için bize 3 ay bir Mart'a kadar izine gönderdi. 3 ay filan izine, 2,5-3 ay izine gönderdi. Burada izin bitti mi gidip giderdik oraya. Yani orada hiç yedim, baktım, yemezdi içmezdi, sevmedim. Orada şeyde namaz kılardım. Dilmiş ki Trabzon'a vardı Yusuf. Ulan, öldüyse Allah rahmet etsin, kaldıysa kulağı çıkmasın. O da iyi dil bilirdi yani ya, Yusuf. Demiş Aytekin demiş de Aytekin yok demiş, bu daha da kaçtırmıyor sen demiş maister. Yani bu da bu çavuş değil de. O da demiş yok demiş, kaçmaz o demiş. Nerede yerdim, ne gitti görmeye yazmış. O da namaz kılmıyor, namaz ne demiş. Allah demiş 5 vakit namaz kılardım, 5 tane Allah'a şükür demiş. O namaz ne demiş ya. O da söylemiş biliyor musun? Bir de ben geldim. Aytekin ne dedim ben, o zaman dil bilmiyor mu da dil. Ben de böyle, o ne dedi bana bu şey değil, ben bilmiyorum dedim. Harbi Yusuf vardı, şunu söyledi. Dedi böyle. Çağdama kadar Aytekin, beydin dedi. Yani dinlenen alet de var, çok temiz adamıdı. Yani şöyle şakla vardı, ağır şeyi, bana keseri verdi, testere verdi. Ondan sonra kendi o ağır demere götürdü, burada şu otobüsü durağı bir. Böyle bana ağır iş göstermedi, yalnız çalıştık ama çok çalıştım ama. Bana 15 metre yer verdi, burayı aşmadan yapacağım dedi. Ben orayı önüne bitirdim. Bana geldi sen dedi, yani grosu hüçt dedi, hüçt dediler. Orada hani, domuzlar da onun grosu dediler biliyor musun? Grosu şiva indiler. Domuzda şiva indiler orada. Sen dedi, o ekmek yemiyorsun, su içmiyorsun, bira içmiyorsun dedi. Sen dedi, ölün tot olun, sen tot olun dedi. Yani sen ölün, sen niye ekmek yemiyorsun, yok çalışıyorsun dedi. Daha ben Yusuf'a söyledim biliyor musun? Ben hakka geçmedim, ooo, asoo dedi. Bilmem. Beni 3 sene bir tarafa sarmadı hiç. Yanında çalıştırdı beni. Yani beni çok severdi. Geldi üst üste arabasına geldi beni. Aşağı orada çarşıda da vardı firma. Geldi beni aldı gelirdi. Firmayı aldı gelirdi. Gider gelir oradan gelirdi. Öyle adamıydı öyle. Beni çok severdi. Gençlere ne dersin? Gençler işte şunu yapsınlar, bunu yapsınlar. Nasihat ne dersin? Ben onlara dedim yani iyi yol gösterdim yani. Hırsız yapma. İş içmem, onlara kumar ayırma, kumar adamı şey der, yalan evi olmaz yalan. Birinci yalanı söylemeyeceğim, ikinci iş gibi kumar ayırmayacağım, üçüncü bunlar. Bunları yap, bunlardan uzak kalıp duracaksın derim. Onlar böyle gençlere böyle ne satırdım yani. Daha ben kimsenin yani ne ırzında ne şeyinde bir gözüm olmadı Allah'a şükür. Anladın mı? Yine de Cenab-ı Allah göstermedi, inşallah göstermedi de. İnşallah. Anladın mı? Doğrultu Cenab-ı Allah, doğrultu başlık kimseye çatırmayın. Hiç de bunu almadım. Hiç de haçsızlık almadım. Anladın mı? Bir de çoğu haksızlık aradı şeyler. Benim cebimde para hiç yesek olmadı yalan kulağızma. Anladın mı? 3-4 milyon para da aşağıya param olmazdı yani. Şimdi bulunmazdı, bulunurdu yani. Maşallah. Anladın mı? Çalışan Allah biliyor. Yani İnegöl'de bir birader vardı işte Necip Aytekin. O 22 sene oldu, bir ev alamadı. 4 tane, 5 tane çiziyor. 3 kızı, 2 de oğlu vardı, 5. 5 oluyor. 2 de kendine 6-7 kişi. Bir daire alamadılar orada. Ben buradan da köyü satınca az param vardı gittim orada 75 liraya 75,5'a daire aldım. Yani üçüncü katta. Yani iyi daire mi denir? Güneş burada çık orada. Anladın mı? Orada işte doktora müsaade abi sen de burada yaşamam. 5 sene kaldım orada. Burada seni burada yaşayamam. Burada kirli havası vardı. Aksaray havası iyidir. Aksaray ekmek lazımdır. Oranın hocası da bizim Aksaray'da okumuş yani. Oranın bizim caminin hocası da Aksaray'da okumuş. Aksaray çok iyi. Acaba önceydi. Ben çok sevdim. 400 sene burada şey yapmış, okumuş burada. 400 sene okudum Aksaray'da ben dedi. İmam Hatip çizimlerdi. Kursunda dedi. Şimdi oranın çizimde hocası da bizim burada Aksaray'da mezun olmuş. Diyeceğim işte. Dünya boşmuş. Ben size yani tavsiyem şu. Ananıza oku bu hatunu, babanıza oku hatunu, evine çıkma, bir de 5 vakit abdestinden namazı kılın. Anladın mı? Bunlar lazım bunlar. Başka ilacım değil. Başka dünya malı dünyada kalıyor. Şimdi ben Aksaray'a benim olsam ne yapabilirim? Bana ne yapar ya? Yani yaşatırım beni, yaşatmaz. Aynı bu hastalık yine gider. Ne zaman alır? Ömrümüzü bitene kadar. Anladın mı? Ona göre ayağınızı dengeli. Yani ben söylemem böyle. 5 vakit abdestinden namazı kılın. Anladın mı? Haramdan kaçın. Haramdan kaçın. Anladın mı? Dünya boşmuş. Yani dünya boş değil de biz de boşmuş herhalde. Dünya
Güneş bir tarafa doğuyor, bir tarafa iniyor. Bir tarafa doğuyor, bir tarafa iniyor. Cenab-ı Allah'ın emri öyle. Yedi göğe yaratan Cenab-ı Allah. Yedi kat göğe. Anladın mı? Kur'an'ınızı okun, ibadetini yapın. Benden size eser bu. Allah'a da şükür edin. Anladın mı? Allah'a da şükür edin. Allah'a da şükür edin. Ben her zaman düşündüm yani. Cenab-ı Allah rahmetlerimizi korurmuştum. Yağmur rahmeti yürüyordum. Ay güneşi bak, şu anda güneş doğuyor, bana iniyor. Bu yana ay doğuyor, bana iniyor. Bunu Cenab-ı Allah yaradı işte bunu. Bunu şu bandaklarımızı kim yarattı? Sen bir tanesini yapabilir misin? Bir tanesini yapabilir misin? Yapabilir misin? Bunu niye lan? Bir su damlasından Cenab-ı Allah yaradı bizi. Anladın mı? Cenab-ı Allah yaradı bizi. Bunu bir imtihana gönderiyor bizi. İmtihana kazabilirsek ne mutlu. Bir tane kazmazsak çekeceğimiz çileler. Anladın mı? İnşallah da imtihana kazanır inşallah. 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 Anladın mı? Çok çok zor, çok çok. Cenab-ı Allah neler yaratıyor? Ellerin ayrı yaratıyor, gözlerin ayrı yaratıyor, dişlerin ayrı yaratıyor, dudağın ayrı yaratıyor. Niye? Bunu Cenab-ı damla sudan seni cana getiriyor. Seni vücudunu tamamlıyor. Seni dünyaya gönderiyor, gezdiriyor. Niye? İmtihana gönderiyor. İmtihana kazanırsa ne mutlu. Şimdi çocuklar imtihana gidiyor. Kazanırsa ne yapıyor? Seviniyor. Kazanmazsa ne yapıyor? Pişman oluyor. Ona göre ayağınızı dengeli. 5 vakit abdestini alın, namazını kılın, Allah'ınıza dua edin, ananıza babanıza bakın, annenize babanıza bakın. Benden bu vesayet bu. Eyvallah. Anladın mı? Eyvallah. Ben o zaman olmazdı. Üçüncü adamı ne? İkinci adam, üçüncü adamı kavun karpuz tükendiydi. Rahmet babam hastaladı. Dedi ki oğlum dedi, benim canım kavun karpuz istiyor dedi. Buna bir... Dedim baba dedim şimdi kavun karpuz neresin şimdi kavun karpuz o zaman şimdiki gibi değil yani. Tabii. Hiç bulunmaz hiç. Geldim o zaman şimdi altın canavarı var ya. Şimdi altın canavarı altında seraplar. Evet, salon orada dükkanlar vardı şey vardı orada. Zırzı hal vardı orada. Geldim sabahına geldim sağa iki bu zamana da aradım. Baktım pecenin birinde 5-6 tane kavun varmış öyle. Bir tarla çürümüş yani çürümüş. O zaman kavun karpuz ne? 5 kuruş 10 kuruşuydu kilo. Dedi adam abi dedi ki amca 15 kuruşuydu bu 20 kuruşuydu bunun kilo dedi. Arsan dedi. Dedim dağıt dedim dağıt. Dağıttı onu hepsi aldım gördüm. Tek 2 dilim idi babam rahmetli gibi. Anladın mı? 2 dilim yine 2 dilim idi. İkinci sonu birinci sonu mı? Hele birinci sonu mefat etti. Ben işte anamız 72'de, 71'de mefat etti anamız, rahmetli anam. Anam da çok iyiydi. Babamız çalışmadı, babamız hiç çalışmadı. Babamız 1.90-1.95 boyu vardı. Maşallah. Yalnız ile akıllı vardı, ev akıllı yoktu. Ev tarafı akıllı yoktu. Şimdi bizim orada hiç etmeni, çarını giyemedi, etmeni giyemeyen adam geldi burada milyarlık oldu bizden. Aksaray'a geldiler, hepten zengin oldu adımlar. Şimdi ermişler var, ermişler. Adam yiyeceği ekmek yoktu adımların. Şimdi 15-20 tane kepçesi var, şeyde var. Senayi'de her tarafı doldurdular. Bilirim. Anladın mı? Ermişler. Ermişler bizim köylü. Anladın mı? Diyeceğim, 400 dakarda tarlamız vardı bizim, 400 dakar. Babam köyü boşlar bir de buna gelmedi. Kendi mimar gibi, aynı mimar gibi, Sinan gibiydi. Çok ustalı vardı. Ağzına gelince, bak mihrabı, bak babam yaptı mihrabı. Ağzına gelince namaz olursa, nasip olursa namaz kılarsan cuma günlerinde. Anladın mı? Ağzı arasında. O da bizim han var, bizim hani gördün mü görmedin bilmem. Ağustos'tan geldim. Oğlum dedi. Ben evleneceğim dedi. Ben yarı öleceğim ise bu onu evleneceğim dedi. Kendisi 75 yaşındaydı. 75 yaşındaydı kendisi. Ankara'dan dedi, Çibuk'tan gitti Arık hanım buldu geldim. Ev verdim. Parasını hep ben kendim çektim. Daha bantı var bende. Bu duruyor daha bantı. Uşaklar için en hayırlısını sabırmış dedi. Ötekiden umudun başına baktırdı. Hiç gelip de bana yardım eder dedi. Anladın mı? Rahmetli babam da bandı var bende öyle konuşuyor. Anladın mı? Öyle babamı da ben eve verdim girişine. Analık evi dağıttı hepten. Evde 4 tane kız vardı, 2 tane gelin vardı, bizim hanım vardı, bir de bizim birader hanımı vardı. 4 tane şey varkanız, 8 tane, 6 tane kız varkanız, gelin varkanız, babam beni öleceğim dedi. Demek ki o yarın olsa hiç tutmayacakmış bu şeyi. 4-5 sene o kadınla ev şey yaptı. Kadın, kime hıttı sonra kadını çağırdım. Yani Ankara'daydı kendisi, Çimut'tan. Çimut diye bakalım. Geç öğrenin. Dedim babamız mahvet etti. Annem dedim geldi şimdi bacısı olur. Annesi dedi bacısı olur.
Gerçi bacını alıp getirdim. Altınlarını ben yaptım. Altınlarını hepsini kasandırı var var verdim. Bizim bacılar o dedi aman altını alalım. Bir şey bilmez dedi ya. O babamın 4-5 senedir kişiyi yıkadı, kirini yıkadırdım. Geldiniz biriniz yardım ettiniz babama dedim. O babama baktı dedim. Ne altınlarını ne bir şey aldım. Sandığına sandık vardı, geri sandık vardı. Adam minibüs attı, altınla var, saldım gitti. Adam dua ediyor diye bir gitti o kardeşi. Kenan Tipi'de adı, Kenan Tipi'de baba, kardeşin adı da. Bacım var, bacılarımız daha kızdı orada, bacılar vardı. Niye saldın, ne vurdun, altın sen yap. Yaptıysa ben yaptım, siz yapmadın dedim. O babamın kirini yıkadırdım, babamın altın üstüne baktırdım. Diyeceğim, neler geçti, geçti. Evet, Allah'a emanet şükür. Ömür geçiyor. Ömür geçiyor. Ömür geçiyor böyle.